Eski denizler bir zamanlar uzun zaman önce ortadan kaybolan görkemli yaratıklar tarafından yönetiliyordu. Derinliklerin bu canavarları arasında milyonlarca yıl önce okyanuslarda dolaşan korkunç bir yırtıcı olan Pleziosaur da vardı. Pleziosaur yaklaşık 200 ile 65 milyon yıl önce Mezozoik çağda eski denizlerde dolaşan, tarih öncesinde yaşamış korkunç deniz sürüngenleridir. Plesiosaurların dinozor olduğu inancı yaygın bir yanılgıdır ve plesiosaurlar popüler kültürde sıklıkla yanlışlıkla dinozor olarak tasvir edilir. Loch Ness ve Van Gölü canavarı belgeselinden hatırlayacağınız gibi bu yaratıkların genellikle bir plesiosaur gibi göründüğü bildirilir. Pleziosaurlar ilk olarak yaklaşık 200 milyon yıl önce en son Trias döneminde ortaya çıkan, dinozor olmayan ama dinozorlarla birlikte yaşamış farklı bir sürüngen grubuydu. Pleziosaurlar boyutları, şekilleri ve ekolojik rolleri açısından inanılmaz derecede çeşitliydi. Bazıları bir insan kadar küçükken diğerleri bir otobüs kadar büyüktü. Özellikle Jura döneminde bütün denizlere yayılmıştılar ve yaklaşık 65 milyon yıl önce Kretase döneminin sonundaki yok oluşa kadar dünya çapında bir okyanus dağılımına sahiptiler. Hatta bazı türler bir süre daha kısmen tatlı su ortamlarında bile hayatta kalmaya devam ettiler. Bu yaratıklar uzun boyunları, aerodinamik vücutları ve güçlü yüzmeye izin veren dört yüzgeçleri ve keskin dişleriyle bu tarih öncesi sürüngen, sudaki yaşama son derece uyumlu ve hesaba katılması gereken bir güçtü. Pleziosaurların nesli Kretase döneminin sonunda tükenmiş olsa da onların mirası dünyanın dört bir yanında keşfedilen fosiller biçiminde yaşamaya devam ediyor. Bu fosiller bize bunların anatomisi, davranışları ve ekolojisi hakkında hayati ipuçları veriyor. Pleziosaurlar ilk olarak 19. yüzyılın başlarında keşfedildi ve kısa sürede hem bilim insanlarının hem de halkın hayal dünyasını ele geçirdiler. Pleziosaurlar keşfedilen ilk sürüngen fosilleri arasındaydı. Pleziosaurların iskelet unsurlarının çizimlerinin ilk örneklerini 1605 yılında antikacı Richard Verstegen tarafından yazılan Restitution of the Site Intelligence eserinde balıklardan bahsettiği bölümlerde görüyoruz. Daha sonra Edward Lloyd'in 1699 tarihli Lithophalissi Britannici Ichnographia adlı eserinde yine balık omurları veya ichthyosfondi olarak kabul edilen Pleziosaur omurlarının tasvirlerini içerdiğini biliyoruz. Asıl en ilginç olanlardan bir tanesi 1719 yılında William Stukeley tarafından Charles Darwin'in büyük babası Elston'lı Robert Darwin tarafından dikkatine sunulan kısmi bir Pleziosaur iskeletini tanımlanmasıdır. Burada bahsettiğimiz kişinin Charles Darwin'in büyük babası olduğunu vurgulamalıyım. Bazı zeka ve kültür birikimlerinde aile ve soyun ne kadar önemli olduğunu görmüş oluyoruz. 1821 yıllarında bilim insanları kaplumbağanın içinden geçen bir deniz yılanına benzetilen bu yapıların farklı olduğunu anlamıştı. Bu çizimin gösterdiği gibi Konibier 1824 yılında Pleziosaur anatomisi hakkında temelde doğru bir anlayış kazanmıştı. 1835 yılında onların ayrı bir takım olduğunu anladılar. Ama 19. yüzyıl başlarında bile Pleziosaurlar hala çok az biliniyordu ve özel yapıları henüz tam olarak anlaşılmamıştı. Özellikle timsahtan daha uzak ve Ichthyosarus'tan daha yakın konumlandırıldığını ifade etmek için Latince plesios yani daha yakın, sarus kertenkele yani sürüngene daha yakın anlamına gelen Plesiosaurus şeklinde isimlendirildi. Bunlardan en meşhurları olan eksiksiz bir Plesiosaurus iskeleti ticari fosil toplayıcı Mary Anning ve ailesi tarafından 1823 yılında ortaya çıkartıldı ve o zamandan bu yana neredeyse 100'den fazla tür tespit edildi. 19. yüzyılın ilk yarısında özellikle Lyme Regis'in deniz kayalıklarındaki keşifler sayesinde Plesiosaurus buluntularının sayısı giderek arttı. Sir Richard Owen tek başına 100'e yakın yeni türe adını verdi. Fakat isimlendirilen bu Plesiosaurus cinsi özellikle kötü toplanan iskeletlerden dolayı biraz sorunlu olduğu için birçoğu geçersiz dahi kalındı. İngiliz fosil toplayıcısı Thomas Hawkins bu gibi resimlerle doldurduğu iki yayın olan Memories of İhtisari and Plesiari kitapları sayesinde halk tarafından daha iyi bir şekilde bilinmesini sağladı. Hawkins bu hayvanlara karşı kendine has bir bakış açısına sahipti. Örneğin bu görselde Hawkins'in şeytani Plesiosaurusları karanlık sularda diğer ilkel deniz canavarlarıyla savaşıyor. Hawkins bu yaratıkları tarihin Adem'den önceki bir aşaması ve onları şeytanın canavar yaratıkları olarak görüyordu. Sonuçta bu canavarlar daha önce görülen hiçbir şeye benzemiyordu. Benzersiz anatomileri ve davranışları onları merak eden herkes için büyüleyici bir çalışma konusu haline getirmişti. Hawkins'in bu son derece değerli, ilginç eserleri ve topladığı fosiller restore edilmiş bir şekilde British Doğa Tarihi Müzesi'nde sergileniyor. 1867 yılında Amerika Kansas'taki bir doktor olan Theophilus Turner, Kemik Savaşları belgeselinden hatırlayacağınız Edward Drinker Cope'a bir Plesiosaur iskeleti bağışladı. Cope heyecanlı bir şekilde tamamen yeni bir sürüngen grubu keşfettiğini düşündü. ve kemikleri bir araya getirerek bunu çalışmalarında ve kitaplarında resmetti. Fakat daha sonra belki de heyecandan kaynaklı bir hata, Cope'u rakibi olan Marsh'ın önünde küçük düşürecek bir duruma soktu. Cope, Elasmosaurus fosilindeki kafayı vücudun yanlış tarafına koymuştu. Belki de bu hayvanın bu kadar uzun bir boynu olabileceğini tahmin etmediği için böyle bir şey yapmıştı. Aslında kafayı alıp yerini değiştirmesi yeterliydi. Ki zaten de öyle yaptı. Ancak bu görsel tüm kataloglara ve tanıtımlara bu şekilde resmedilmesinden dolayı onun kariyeri için onur kırıcı bir durumdu. Şimdi başarılarıyla hatırladığımız insanların dahi böyle komik bilimsel deneme yanılmaları olduğunu da her zaman hatırlamalıyız. 19. ve 20. yüzyıllarda pleziosaurların cins ve tür keşifleri artarak devam etti. Fakat 1990 yılından sonra özellikle son 20 senede Yeni Zelanda'dan Arjantin'e, Şili'den Norveç'e, Japonya, Çin, Fas, İngiltere ve Almanya'ya kadar pek çok farklı yerde farklı tür ve fosil keşfedildi. Sadece alan keşiflerinin sayısı artmakla kalmadı. Aynı zamanda 1950'lerden sonra pleziosaurlar teorik çalışmaların daha kapsamlı konusu olmayı başardı. Pliosarya'nın kökleri Mezozoik çağda gelişen ve denize dönen, belki de Arkeozorya sürüngenlerinden oluşan bir grup deniz sürüngeni olan Sauropterygia takımının üyeleriydi. Boyutları nispeten küçük ve çevik Cryptoclidus'tan devasa ve korkutucu Elasmosaurus'a kadar değişen çok farklı plesiosaur türü vardı. Fakat genelde plesiosaur terimi bir bütün olarak Pliosaria takımına atıfta bulunmak için kullanılır. Plesiosaurlar vücut yapılarına göre iki ana gruba ayrılır. Uzun boyunlu Pliosaromorflar ve kısa boyunlu Pliosaromorflardı. Plesiora'nın en son ortak atası muhtemelen oldukça küçük ve kısa boyunlu bir formdu. Tipik olarak pleziosaurlar geniş düz bir gövdeye ve kısa bir kuyruğa sahipti. Uzuvları yüzgeç olmak için önemli ölçüde değişmişti. Uzuvları çok büyüktü ve her biri gövde uzunluğundaydı. Ön ayaklar ve arka ayaklar birbirine çok benziyordu. Uzun boyunlu pleziosaurların boyunlarında 76 kadar omur bulunurken kısa boyunlu pleziosaurların sadece 30 tane omuru vardı. En ünlü uzun boyunlu pleziosaur türlerinden biri yaklaşık 80 milyon yıl önce geç Kretase döneminde yaşamış olan Elasmosaurus'tu. Bu türün tüm vücut uzunluğunun yaklaşık yarısını oluşturan 70'ten fazla omurla inanılmaz derece uzun bir boynu vardı. Etkileyici boyutuna rağmen Elasmosaurus aslında küçük balıklar ve diğer küçük deniz hayvanları ile beslenen nazik bir devdi. Plesiosaurus'un en ayırt edici özelliklerinden biri gövdesinden 4 kat daha uzun olabilen bu uzun boynuydu. Plesiosauruslar bazılarının boyu 15 metre uzunluğa kadar büyüyebilen ve bazı türleri 30 ton ağırlığa ulaşan güçlü ve büyük sürüngenlerdi. Uzun boyunlu, küçük kafalı ve 4 yüzgeçli vücut yapıları diğer hiçbir hayvana benzemiyordu. Uzuvları yüzmeye son derece iyi uyarlanmıştı ve plesiosaurun suda büyük bir hız ve çeviklikle hareket etmesine olanak tanıyordu. Pleziosaurun en ayırt edici özellikleri şaşırtıcı bir şekilde çok omur içeren uzun boyunlarıydı. Her omur uzamıştı ve pleziosaurun boynunu çok çeşitli yönlerde hareket ettirmesine izin veren bir top ve bir yuva eklemine sahipti. Bu kafasını herhangi bir yöne döndürmesine izin vererek onu inanılmaz derecede çevik bir avcı haline getirmişti. Boyunları inanılmaz derecede esnekti ve neredeyse her yöne bükülebiliyordu. Bu da diğer deniz yırtıcılarının ulaşamayacağı avları yakalamasına izin veriyordu. Uzun boyun pleziosaurun av için geniş bir alanı taramasına, keskin dişleriyle uzaktan saldırmasına, balıkları ve diğer küçük deniz hayvanlarını yakalamak için kafasını geniş bir açıyla hareket ettirmesine ve diğer avcılardan kaçmak için hızlı manevralar yapmasına imkan tanıyordu. Pleziosaurun bir başka ilginç özelliği de balık yakalamak ve yemek için oldukça özelleşmiş dişleriydi. Pleziosaurların olası besin kaynağı uzun boyunlu Plesiosaromorf veya kısa boyunlu Pliosaromorf türlerine göre muhtemelen değişkenlik gösteriyordu. Ama genel olarak plesiosaurların çoğu etaburdu. Balık, kalamar hatta diğer deniz sürüngenleri dahil olmak üzere çeşitli avlarla besleniyorlardı. Bazı türler kaygan avları kapmak ve tutmak için sivri dişlere sahipken diğerleri yengeç ve yumuşakçalar gibi sert kabuklu avları ezmek için düzleştirilmiş dişlere sahipti. Ama birçoğunun avlarını yakalamalarına ve keskin dişleriyle parçalamalarına olanak tanıyan büyük bir güçle kapanabilen dev çeneleri vardı. Çene boyunca dizilen dişler uzun ve keskindi ve plesiosaurun avını kavramasına yardımcı olan kavisli bir şekle sahipti. Bazı plesiosaur türlerinin burunlarında kürsü olarak bilinen ve avlarını sersemletmek veya saplamak için kullanılan kemikli bir çıkıntı da vardı. Eti ve kabuğu benzer şekilde yırtmak için keskin dişlerini kullanıyor. Esas olarak küçük balıklar, kalamarlar diğer deniz omurgaları ile beslenmeyi tercih ediyorlardı. Buna karşılık Pliosaromorflar daha ağır yapılı ve daha kısa boyunluydu. En iyi bilinen Pliosaromorflardan biri ortalama 10 metre boyu bulan Kronosarus'tur. Bu yaratığın büyük güçlü bir kafası ve diğer deniz hayvanlarını avlamak için kullandığı keskin dişlerle dolu çeneleri vardı. Etkileyici boyutlarına ve sudaki yaşama adaptasyonlarına rağmen Plesiosauruslar Kretase döneminin sonunda dinozorlarla birlikte yok oldu. Pleziosaur ile ilgili en ilginç şeylerden biri davranışlarıdır. Korkunç görünümüne rağmen pleziosaurların birçoğu muhtemelen nazik devlerdi. Bilim insanları onun yavaş bir yüzücü olduğuna ve öncelikle uzun boynunu av aramak için kullanabileceği sığ sularda avlandığını düşünüyor. Pleziosaur muhtemelen güçlü yüzgeçlerini suda ilerlemek ve farklı yönlere yönlendirmek için kullanıyordu. Tüm diğer sürüngenler gibi pleziosaurlar da soğukkanlı sürüngenlerdi. Bu da vücut sıcaklıklarının çevreleri tarafından düzenlendiği anlamına gelir. Bu belki daha soğuk sularda avlanma kabiliyetini sınırlamış olabilir. Ancak aynı zamanda onu daha sıcak iklimlere daha uyumlu hale getiriyordu. Bununla birlikte son araştırmalar bazı pleziosaurların kısmen sıcakkanlı olabileceğini ve bunun onlara daha soğuk sularda avantaj sağlayabileceğini öne sürüyor. Pleziosaurun ayrıca suda ilerlemek için kullandığı güçlü palet benzeri yüzgeçleri vardı. Pleziosaurun 4 paleti de benzersiz bir şekilde yüzmek için uyarlanmıştı. Büyük ve güçlüydüler. Yaratığın suda ani bir şekilde inanılmaz bir hız ve manevra kabiliyetiyle hareket etmesine izin veriyorlardı. Günümüzde benzer şekilde 4 yüzgeci olan tek modern grup sadece ön çifti itiş gücü olarak kullanan deniz kaplumbağalarıdır. 2010 yılında yayınlanan bir makalede pleziosaurların yüzme hareketlerini simüle eden insan yüzücüler tarafından yapılan sualtı testleri en verimli sualtı yüzmenin ön ve arka yüzgeçleri senkronize veya yarı senkronize hareketleri olduğunu gösterdiğini belirtmiş. Bu hızlı ve istikrarlı bir takip sırasında alternatif bir hareket olarak fayda sağlayabilirdi. Özellikle bir pusu sırasında eş zamanlı bir vuruş en yüksek hızı mümkün kılıyordu. Avı daha uzun bir mesafede ararken eş zamanlı hareket ile süzülme kombinasyonu en az enerjiye mal oluyordu. Yüzgeçleri perdeli bir zarı destekleyen uzun ince kemikleri olan bacaklardan çok kanatlara benziyordu. Bu onları mükemmel yüzücüler yapmıştı ve suda inanılmaz bir hız ve çeviklikle hareket edebiliyorlardı. Müthiş görünümlerine rağmen pleziosaurlar da yenilmez değildi. Özellikle ihtiyosaur ve mezozoik gibi büyük deniz sürüngenlerinin pleziosaurları avladığı biliniyordu. Tabii ki bazı tarih öncesi köpek balığı türleri de onları hedef almış olabilir. Pleziosaurların nasıl yaşadıklarını daha iyi anlamak için bilim insanları dişlerinin ve mide içeriklerinin fosillerini yakından incelediler ve çalışmalar sayesinde bu eski canlıların diyetlerini yeniden yapılandırmayı başardılar ve deniz besin ağındaki rolleri hakkında yeni fikirler edindiler. Örneğin bu görselde bir pleziosaur fosilinin midesinden çıkan belki de öğütmeyi hızlandıran taşları görüyorsunuz. Hatta 2005 yılında Science'te yayınlanan bu makale pleziosaurların uzun boyunları ile dipten beslenen ve tabanı tarayan canlılar olabileceğini öneriyor. Bu makale fosilleşmiş bağırsak içeriklerindeki çift kabuklu ve gastropod gibi ayrıca çok sayıda mide taşı nedeniyle bu hayvanların aktif avcılar olması yerine niş bir beslenme şekline sahip olabileceğini belirtiyor. Ve ayrıca pleziosaurların midesinden çıkan taşların gerçekte ne işe yaradığı hala tartışılıyor. Bu taşları bizim dalışlarda kullandığımız ağırlıklara benzer bir amaçla kullanmış olma ihtimali de var. Günümüzde bu davranışı timsahların yaptığını biliyoruz. Pleziosaurların tam olarak ne kadar derine daldığını gösteren de çok az veri mevcut. Fakat biz dalgıçların da benzer problemleri yaşamasından dolayı bildiğimiz, kemiklerindeki dekompresyon hastalığına yakalandıklarını gösteren izler keşfedildiği için hatırı sayılır derinliklere daldıklarını tahmin edebiliyoruz. Etkileyici boyutlarına ve ürkütücü görünümlerine rağmen pleziosaurlar muhtemelen apex yırtıcılar değildi. Bunun yerine öncelikle küçük balıklar, kalamarlar ve diğer deniz omurgalarıyla beslenmeyi tercih ediyorlardı. Pleziosaurlar üreme alışkanlıkları açısından da dikkate değerdi. Eskiden bilim insanları fosil kalıntıları nedeniyle pleziosaurların günümüz deniz kaplumbağalarına çok benzer şekilde karaya yumurta bıraktıklarını düşünüyordu. Ancak 2011 yılında Science'te yayınlanan makale ve yeni araştırmalar kaplumbağaların aksine özellikle 1987 yılında bulunan bir pleziosaur örneği nedeniyle bu hayvanların canlı doğum yapıyor olabileceğini düşünüyor. Fakat bilim insanları özellikle bu yavruların en çok mezozoik gibi avcılardan gelen tehditlere karşı savunmasız olduklarını düşünüyor. Ayrıca bu hayvanlar iklim ve deniz seviyesindeki değişikliklerle de uğraşmak zorunda kalmışlardı. Sonunda bu faktörler pleziosaurların ölümüne ve tamamen yok oluşuna neden olmuştu. antik denizlerin derinliklerinde bulunan Pleziosaur, tarih öncesi dünyanın gerçek titanlarıydı. Uzun boynu ve 4 yüzgeci ile bu deniz sürüngeni sualtı yaşamına mükemmel bir şekilde uyum sağlamış, burada avlanmakta ve yırtıcılara karşı kendini savunmaktaydı. Etkileyici boyutlarına ve avlanma yeteneklerine rağmen Pleziosaur'un denizlerin kralı olarak saltanatı yaklaşık 65 milyon yıl önce dinozorları ve diğer birçok yaşam formunu yok eden kitlesel yok oluş olayı sırasında tamamen sona erdi. Yok olmaların nedeni hala daha tartışma konusu. Fakat birçok bilim insanı bunun değişen çevresel koşullar ve diğer deniz avcıları ile rekabet dahil olmak üzere bir dizi faktörden kaynaklandığını düşünüyor. Bu inanılmaz yaratıklar bize geçmişe açılan bir pencere sağlıyor ve bir zamanlar gezegenimizde var olan zengin yaşam çeşitliliğini anlamamıza yardımcı oluyor. Bu büyüleyici yaratıklar çoktan gitmiş olsalar da Pleziosaur uzun boynu, keskin dişleri ve 4 yüzgeciyle antik dünyanın en ikonik yaratıklarından biriydi ve bugün onun mirası fosilleşmiş kalıntılar biçiminde yaşamaya devam ediyor.